أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hazreti Ebubekir'in değişik niteliklerinden, en yüce niteliklerinden bahsediyordum. Bunun ışığında onun en insanlar arasında en sevilen insan olması dolayısıyla Hazreti İbn Ömer şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizler sık sık bir kişinin diğerinden daha iyi olduğunu belirtiyorduk. Bu bir nevi yarışmaydı. Kim daha iyidir diye bizim en iyi olduğunu düşündüğümüzü belirtiyorduk. Bazıları Hazreti Ebubekir, bazıları Hazreti Ömer veya Hazreti Osman bin Affan olduğunu belirtiyordu. Hazreti Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti. Ey insanlar arasında en iyi olan kişi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'i övmüştü. Eğer siz bunu söylüyorsanız sonra ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duymuştum. Güneş herhangi bir kişinin Hazreti Ömer'den daha iyi olan bir kişinin üzerinde battığını duymadım. Yani burada Hazreti Ebubekir mütevaziliğini gösteriyordu. Fakat Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizi övüyordu. Sizin en iyi olduğunuzu söylüyordu. Dillah bin Şefik şöyle diyordu. Ben Hazreti Ayşe'ye şöyle sordum. Asil yüce peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasında en iyi, en sevgili olan kimdi ona diye sordum. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, ondan sonra kimdir dedim. Ondan sonra Hazreti Ebu Übeyde bin Cerrah'dır dedim. Ondan sonra yine sordum. Sonra sessiz kaldı. Muhammed Sirin şöyle diyor. Siz öyle bu kişiyi öyle yabana atmayın. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir ile ilgili olarak olumsuz şeyler söyleyip de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini söyleyen kişiye ben onunla hiçbir ilişkim yoktur. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile ilgili olarak olumsuz şeyleri söyleyenler ile ilgili hiçbir alakam yoktur. Eğer bir kişi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile ilgili olarak olumsuz şeyler söyler ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sevdiğini iddia ederse böyle bir kişiyle hiçbir alakam yoktur. Çünkü her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çok sevgilidir. Hazreti Ayz bin Rena, Hazreti Süheyb, Hazreti Bilal insanlar arasında oturuyordu. Ondan sonra Ebu Süfyan geldi
Ve bunun üzerine biz yemin ederiz ki Allah-u Teala'nın kılıcı henüz düşmanın gırtlağından daha öcünü almamıştır. Bunu duyunca diyor, Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Kureyş'in büyük lideri hakkında bunu mu söylüyorsun? Çünkü Ebu Süfyan da Kureyş'in idarecilerinden de siz ondan daha ölç almadınız. Sonra Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek söylenenleri ona bildirdi. Belki Selman, Süheyb ve Bilal'e kızmışsındır ama eğer onlara kızmışsan Allah-u Teala'ya kızdırmış olursun. Hazreti Ebu Bekir'in mütevaziliği, alçak gönüllüğü en yüce seviyedeydi. Böyle bir insan köleleri bile özgür bırakırdı ve buna rağmen onlara gider, onlardan özür dilerdi. Bu onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgisi ve itaatiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki onları kızdırdın dedi fakat buna rağmen git oraya özür dile demedi. Hazreti Ebu Bekir koşarak onlara gitti ve özür diledi. Bu Hudeybiye Anlaşması döneminde olduğu belirtilmektedir. Ebu Süfyan henüz daha Müslüman olmamıştı. O zaman Müslümanlar bu kişiyi ilk önce neden öldürmedik diye düşünüyorlardı. Hepsi Kur'an söz konusu olunca Hazreti Müslim Mahud 2. Halife Hazretleri Ahmadiyye cemaatinin 2. Halife Hazretleri tarihten referans olarak açıklamada bulunur. Hazreti Ebu Huleyd de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in muhacir sahabelerinden Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Sa'd, İbn-i Mesud, Huzeyfa, Salim, Ebu Hureyre, Abdullah bin Sahib, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Avaz ve kadınlar arasında Ayşe, Hazreti Hafsa ve Hazreti Ümmü Selma Kur'an-ı Kerim'e hıfzetmişlerdi. Bunların çoğu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatı esnasında hıfzı Kur'an etmişler. Bazıları ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişlerdi. Bununla ilgili olarak Hazreti Enes Ebu Bekir'den duyduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber mağarada iken eğer bu müşriklerden birisi dışarıda duran birisi aşağıya baksalar hiç şüphesiz bizi göreceklerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna cevap eder. Ey Ebu Bekir dedi. Siz bu iki kişi ile Allah-u Teala beraberse bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Buhari'den alınan bir hadistir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir'in en mükemmel nitelikleri arasında, karakteri arasında da hicret döneminde özel sahabe olarak seçilmiş ve insanlar arasında en iyisi olması dolayısıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği insanlar arasında zorluklarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım etti. Özel bir dostuydu onun ve karışık dönemlerde ona yardım etti. Bu kadar sevgi ilişkileri vardı. Bunun sırrı Allah-u Teala bunu biliyordu ve Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir son derece akıllı ve takva sahibiydi ve sahabeler arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın ve çok güçlü idi ve çok cesaretli idi. Kureyş'in en bağlı insanlarındandı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir'i mali olarak desteklemiş ve onun genel işlerine göz kulak oldu. Bütün zorluklarda, karışıklıklarda
Allah Teala'nın peygamberi ona kesin olarak söyledi, Sıddık ismini verdi ve ona özel bir sahabelik verdi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte. Saniye Asne'de, yani mağarada ikisinden birisi özel bir kişiydi. O ikisinden birisi özel bir kişiydi. Ve üçüncüsü Allah-u Teala'ydı. Müslümanlar olmayan tarihçiler, Müslüman olmayan tarihçiler bile 20. asrı tarihçileri Hazreti Ebu Bekir'le ilgili çok sade bir kişidir diyorlardı ve buna rağmen onun olağanüstü bir fakirlik içerisinde geçti ve arkasında bir deve, bir hizmetçi ve bir elbise bıraktı. O Medine'de büyük bir idareciydi. Onların onun niteliklerinden birisi gücüydü, anlayışıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferi kazandığında, düşmanlara karşı üstün gelince Hazreti Ebu Bekir'deydi bu. Bu nitelik neydi? Bu hiç iman, sarsılmaz iman ve inancında kesindi Hazreti Ebu Bekir. O hayatta doğru bir kişiydi, doğru bir kişiydi. Takva sahibi ve inancına çok son derece bağlıydı. Etrafında zelzele vardı. Kesin olarak kararlıydı ve bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in işlerini desteklemişti her zaman. Ondan sonra tarihçi, İngiliz tarihçisi vardır, G.G. Sandes. İlk önce Müslümanların ilk halifesi çok bağlı ve takvabının örneği ve en büyük fırtınalarda yüz yüze geldiğinde mütevaziliğini gitmemişti, götürmemişti. İnancını yok etmemişti. Onun idarecisi kısa bir dönem olmasına rağmen harika bir özelliği vardı. Hiç devamlı bağlı kalması, sabırlı olması, Arapların yeniden İslamiyet'e gelmesi ile son derece sarsılmaz bir kararlılığı vardı ve İslam hükümetinin Arap topraklarında temelini atmıştı. Fetchy Wells, İngiliz tarihçi şöyle diyor. Söylendiği gibi gerçek kişi Hazreti Ebu Bekir'dir ve o belki o İslamiyet'in temelini atmıştır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla. Abartmaktadır tabii ki. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi tabii ki inancına göre bunları söylemektedir, haşa. Bu tarihçi aptalca şeyler söylemektedir. Tabii gerçek olduğunu biz söyleyemeyiz. Bu kendi düşüncesine göre ve gerçekçe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde diyor Ebu Bekir onun halifesi oldu ve onun dini hiçbir zaman sarsılmadı. Dağlar gibi sarsılmadı ve Arap ordusunda 3000 kişi bütün dünyayı İslamiyet'in bayrağı altına getirdi. Yazar şöyle diyor. Hazreti Ebu Bekir'in niteliklerinden bahsediyor diyor ve hiç şüphesiz onda var. Bu insanlar, bu yazarlar, onların gerçek anlayışı yoktur. Peygamberliğin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını bilmemektedirler. Onun için normal olarak yaptığı şey Hazreti Ebu Bekir'i övmekte, Hazreti Ömer'i de övmektedirler ki bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ötesinde değildirler.
ister Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Ömer olsun, onlar efendisine bağlıydılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ona bağlıydılar ve tamamen ona itaat etmekte ve onu takip etmekteydiler. Bu sahabeler, onlar öyle İslamiyet'in sadece tek olarak yaymamışlardır. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eli ve ayağı idiler. Onlar yanlış olarak söylemektediler. O İslam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukça fikriydi derler. Halbuki o ilahi bir şeydi ve en mükemmel olarak İslam Allah-u Teala tarafından indirilmişti. Bu insanın yaptığı bir şey değildi. Ve Hazreti Ebu Bekir onun herhangi bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zayıflığını kapatması söz konusu değildir. Bu yanlıştır. En mükemmel bir savaşçı idi o. Yazarın söylediği bir şüphe hayaliyle küçük bir fikri vardı. Ebu Bekir ise çok güçlüydü ve şuurluydu. Ebu Bekir'in şuurlu olduğunu biz inanmıyoruz. Bu Allah-u Teala'nın İslamiyet'i indirmesiydi. Yazarın söylediği gibi Ebu Bekir söylediği tam tersiydi. Onun hayatında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman üzüntü duysa Hazreti Ebu Bekir onun yardımına gelirdi. Fakat tam onun tersiydi. Hazreti Ebu Bekir korktuğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona gelirdi. Örneğin hicrette o sıkılmıştı, üzülmüştü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu yatıştırmış, ona güç vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona la tahsen innallaha mahma. Ey Ebu Bekir, üzülme, Allah-u Teala bizimle beraberdir. Daha önce de söylediğim gibi Hazreti Ebu Bekir'in kendisi bunu ifade etmişti. Ben çok üzülüyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana emniyet verdi. Bu nedenle sadece bir olay Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sarsılmaz bir kararı ve imanı vardı. Bu yazarlar akıldan uzak gerçeği söylememekte ve bazen de gerçeği bazen söylerler fakat saçmalıklarla karıştırırlar. Başka bir İngiliz yazar T.W. Arnold şöyle diyor. Hazreti Ebu Bekir zengin bir tacirdi. Yüce ahlaki seviyesi vardı ve kabiliyeti vardı, organizasyonu ve insanlar ona çok saygı gösterirlerdi. İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok büyük bir zenginliğini İslamiyet'e feda etti. Köleleri özgür bıraktı. Müslüman olmayanlara yardım etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini kabul etmekle çok eziyet gördü diyor. İskoçlu yazar Sir William Meir Hazreti Ebu Bekir'le ilgili olarak şöyle yazıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslamiyet'e en çok hizmet veren ve İslamiyet'e en çok hizmete geçen Ebu Bekir'dir diyordu. Onun yüce karakteriyle ilgili olarak Müslüman Ahmadiyya cemaatinin ikinci halifesi şöyle diyor. Müslim Ahud büyük krallar, büyük hükümdarlar çok büyük krallar Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le ilgili olarak keşke onlara hizmet etseydik. Kim diyebilir ki Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ebu Hureyre onlardan Allah-u Teala razı olsun fakirlik hayat geçirdikten sonra onlara dünyevi olarak onlar ölümü kabul etmişlerdi. Onlar esasen hayatın kaynağıdır. Onları kimse öldüremez. Hayatın sonuna kadar onlar hayattadır. Allah-u Teala Ebu Bekir'i tesadüfen o doğmuştur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ömer'e öyle makam verilmemiştir. O zamanda doğmamıştı. O tesadüfi olarak doğmuştu.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Osman ve Ali de onlar öyle Osman ve Ali onlara makam verilmemiştir. Tesadüfi olarak onlar doğmuştur. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı olmuştur. Talha ve Zübeyir orada sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden ve onun kabilesindendir. Onlar şans eseri doğmuşlardır. Onlara makam verilmemiştir. Onlar fedakarlıklarına öylesine yükseltmişlerdir ki onlar herhangi bir kişi onu hayal bile edemezdir. Bu fedakarlıklar insanlar için faydalıdır. Hazreti Müslim Ahud bir yerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın öyle kalbinde saygı vardı ki ve gerçekten bu saygı çocukları için miydi? Aralarından birçoğu bile Hazreti Ebubekir'in nesli var mıdır? Onların büyük ataları bugün hala var mıdır? Birçok kişi kendilerini Hazreti Ebubekir'in neslinden olduklarını söylerler. Onların aile soyları, sopları, büyük ataları Hazreti Ebubekir'e dayanmak mıdırlar? Onlar Sıddıki derler, kendilerine Sıddıki derler. Onların o kalitesi var mıdır, mevcut mudur onlarda? Sıddıki kalitesi var mıdır? Buna yemin eder misiniz dediğinizde, hatta yemin etseler bile onlar yalan söylüyorlardır. Bunun nedeni nedir? Bugün bile Hazreti Ebubekir'in nesilleri, ataları hiçbir zaman saklanmamıştır. Onun için herhangi bir kişi kendisini Hazreti Ebubekir'e atfedebilir. Onun için Hazreti Ebubekir'e bir saygı göstermeyiz. Çünkü onun ailesi bugün nerede sona ermektedir? Biz Hazreti Ebubekir'e, biz bugün onun tam mükemmel olarak onun aile yapısını bilememekteyiz. Hazreti Osman'a saygı gösteremeyiz. Hazreti Ali'yi hatırlamıyoruz. Çünkü onun bugünkü niteliğini biz görememekteyiz. Sahabelerden hiçbirinin biz atalarından ve onların nesillerini biz bilmiyoruz, göremiyoruz. Ve bu nedenle de onlara saygı gösteremiyoruz. Biz onlara kendi kişisel fedakarlıklarından dolayı onur vermekteyiz. Hazreti Müslim Ahud şöyle diyor, Hazreti Ömer'e bakın. O alelade bir Mekke'nin taciriydi. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke tarihinde olmasaydı, tarihçiler sadece onun bu Hazreti Ebubekir'le ilgili söylerler. Hazreti Ebubekir Mekke'nin dürüst bir taciriydi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmekle onun makamı öyle bir makam almıştır ki bütün dünya ona saygı göstermekte ve hürmet etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edildiğinde Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in halife olduğunu görünce bu haber Mekke'ye ulaştı. Bir toplantıda birçok kişiler oturuyordu. Aralarında Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kahfa vardı. Bunu duyunca Hazreti Ebubekir'in eline biat ettiler deyince onun bunu kabul etmesi mümkün değildi. Bu haberi veren kişiye hangi Ebubekir'inden bahsediyorsunuz? Ebubekir sizin oğlunuz olan Ebubekir dediler. Şimdi babası Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kahafa her kabileyi sorarak onlar da biat ettiler mi Hazreti Ebubekir'e? Şu kabilede her isimden bahsederek kabileye ve bütün insanların hepsinin birlikte halife olduğunu ve hepsinin biat ettiğini söyleyince Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kahfa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bunu birçok kereler tekrar etti. Ben şehadet ederim ki ibadete layık olan ancak Allah-u Teala'dır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir dedi. Ebu Kahafa Müslüman olmuştu. Belki bu Mekke'nin fethinden önce veya sonra Müslümanlığı kabul etmişti. O bu Müslümanların şehadetini okuyunca gözleri açılmıştı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in biadını yaptıktan sonra bu İslamiyet'in gerçeği, gerçek olduğunu anlıyordu. Çünkü benim oğlum bütün oğlumun elinden bütün toprakları birleşmişti. Hazreti Müslim Ağut, Hazreti Ebu Bekir'le ilgili olarak şöyle diyordu. Şuraya bakın, Hazreti Ebu Bekir İslamiyet'i kabul ettikten sonra insanlar onun için lideriydi. Şimdi İslamiyet'i kabul edince o daha da aşağılanacaktır. İslam'dan önce 100 veya 200 kişi onun ismini hatırlayacaktı. İslamiyet'in lütfünden dolayı Allah-u Teala ona manevi hükümranlık, hilafet verdi ve o devamlı olarak nimetlere nail oldu. Bir tarafta bir kasabanın lideri, diğer taraftan ise bütün Müslümanların büyük dünya hükümetlerinin, idarecilerinin ve Romalılara, Bizanslara ve Farslara meydan okudu. Şimdi bütün liderlik, hükümranlık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçisinin eline geçmiştir. Şimdi krallar vardır, İslamiyet'e gelmektedir. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiçbir hükümet gücü kazanmamıştır. Hiçbir sahabesi de böyle bir şey istememiştir. Hazreti Ebu Bekir'in olduğu gibi onlar hiçbir zaman hükümet gücü istememişlerdir. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman hepsinden Allah razı olsun. Hazreti Ali de böyle bir hükümranlık istememiştir. Esas olarak onlar kral olmanın veya hükümran olmanın niteliklerini bile düşünmediler. Onlar öyle sadeydiler ki, onların toplantıları öyle sadeydi ki, mütevazilikle, sabırlıkla dünyevi insanlar bunları gerçekten anlayamazlardı. Benim gücüm vardır, ben hükümdarım, kralım dememişlerdir. Hiçbir zaman esas olarak kendilerinin güçleri olduğunu söylememişlerdir veya hiçbir zaman arzu etmemişlerdir. Onlar tamamen Allah-u Teala'ya bağlanmışlardır ve bütün dünyada otomatik olarak onların ayağına düşmüştür. Dünya onların kral olduğunu bilirler ama Allah-u Teala'nın oldukları kişiler dünyevi krallar, manevi krallara hizmet etmekle nimet alacaklarını inanırlar. Bekir manevi bir hükümdar oldu. Fakat babası onun böyle bir makama gelebileceğini düşünmüyordu. O makamı ona Allah-u Teala lütfetmişti. Daha karşılaştırmalı olarak birçok hükümdarlar, krallar vardır. Onlar da büyük krallardır. Onlar dünyevi olaraktır. Napolyon dünyevi stratejisinden dolayı büyük bir kraldır. Nadir Şah kişisel gayretiyle elde etmiştir ve dünyevi stratejisinden elde geçirmiştir. İmparatorluk birçok kişiler tarafından alınabilir. Fakat Hazreti Ebu Bekir bu imparatorluğu, bu hükümranlığı Allah-u Teala'dan almıştır. Napolyon kendi stratejisinden bu büyüklüğü, hükümranlığı almıştı. Fakat Hazreti Ömer bunu Allah-u Teala tarafından almıştı. Cengiz Han imparatorluğu dünyevi olarak almıştı. Hazreti Osman Allah-u Teala'dan. Nadir Şah imparatorluğu dünyevi planlardan. Hazreti Ali imparatorluğu
Allah'tan almıştı. Kısacası bütün bunlar imparatorluk hükümranlık alabilirler. Dünyevi hükümranlık da bir korkarlar. Kanun vardır. Hülafada da kanun vardır. İnsanlar korkarlar. Esas olarak diğer kralların veya hükümdarların güçleri vardır kanunlarında. Fakat hulefalar, hulefai raşidinler Allah-u Teala'dan almıştır bu hilafet güçlerini. Kişi Bismillah demezse, normal bir iş için bile Bismillah demezlerse bir nimet alamazlar. Bunun anlamı başarısız olacak demek değildir. Bunun anlamı amaç Allah-u Teala ile birleşmezse, imparatorluk örneğin Allah-u Teala tarafından gelen Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali, bunlar Allah-u Teala'dandır. Diğer insanların hükümranlığı insanlarla veya şeytanla birleşir. Lenin, Stalin, onlar Bismillah demezler fakat hala hükümranlık vardır, güçleri vardır. Roosevelt, Truman, Eisenhower Bismillah demediler ama onlar hükümranlık elde ettiler. Bismillah'ı bile bilmemektedirler ve Bismillah'a saygıları yoktur kalplerinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Bismillah demezseniz bir iş için nimet alamazsınız der. Onun anlamı Allah-u Teala'dan mükafat alamazsınız der. Allah-u Teala'dan mükafat alan kişi her önemli işler için Bismillah diyen kişidir. Herkes bunu anlar. Herhangi bir Allah-u Teala'dan gelen şeyde nimet vardır. İnsanlardan alınanla karşılaştırılacak olursak, şimdi hükümranlık sona erer. Ama Allah-u Teala'dan gelen hükümranlık hiçbir zaman sona ermez. Eğer bu nokta Müslümanlar tarafından anlaşılırsa, Müslümanlar Bismillah derler ama sadece ağızlarından derler, kalplerinden demezler bunu. Hazreti Mesih Mahud, Yezid de bir hükümrandı ama öyle bir gurur, kibir vardı ki onda, öylesine gücünden bahsediyordu ki hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden kişileri öldürmüştü. Kendisine Müslüman demesine rağmen hiçbir zaman tevazu göstermez, daima karşı dururdu, dik dururdu. Gurur ve kibirden dolayı kimse önümde duramaz diyordu. Hazreti Ebu Bekir de hükümrandı. Onda mütevazılık vardı ve incelik vardı. Allah-u Teala beni insanlara hizmet etmek için adadıymıştı. Ne zaman fırsat olursa onlara hizmet etmem benim için nimettir diyordu. Yezid, ben babam tarafından ben hükümranlık oldum. Kimi istersem onu öldürürüm diyordu. Yezid, Hazreti Ebu Bekir'den güçlüydü, daha güçlüydü. Ben aileden dolayı ben hükümranım diyordu. Önümde kim konuşabilir? Hazreti Ebu Bekir, Allah-u Teala beni insanlara hizmet etmek için atadı diyordu. Onlara hizmet etmek için ne zaman bir fırsatım olsa bu Allah-u Teala'dan bir nimettir diyordu. Yezid ise ben hükümranlığı babam vasıtasıyla elde ettim diyordu. Kimi istersem onu öldürürüm, kimi istersem onu hayatta bırakırım diyordu. Yezid görünüşte Hazreti Ebu Bekir'den daha güçlü idi. Hazreti Ebu Bekir, ben bu imparatorluk veya bu halifeliğe gücüm yetmez diyordu. Ben bunu beceremem diyordu. Ben ne kazanmışsam bunu Allah-u Teala tarafından kazandım diyordu. Bu benim gücümle elde edilmiş olan bir şey değildir diyordu. Ben herkesin hizmetçisiyim. Zenginlerin de hizmetçisiyim, fakirlerin de hizmetçisiyim diyordu. Eğer ben bir hata yapmışsam onu daima derhal onun öcünü alın. Bunu gelecek hayata, ahiret hayatına bırakmayın diyordu. Bu kişi ne diyordu görünüşte? Bunu dinlediğinizde sanki onun hiçbir değeri yoktu, hiçbir önemi yok gibi bir şeydi. Fakat Yezid öyle bir şeydi ki Kisra'nın yaptığı gerçek bir konuşmadır. Hazreti Ebu Bekir vefat etti. Onun çocukları, torunları, torunlarının torunları ve bütün nesilleri
Onlar Hazreti Ebu Bekir'in nesli olmaktan gurur duyacaklardır. Hatta Hazreti Ebu Bekir'le alakası olmayanlar, ailesiyle hiç alakası olmayanlar onun olaylarını okurlar ve ağlarlar ve onların imanları da artar. Onun aleyhinde kötü söz söyleyenlere bile öldürmek isterler. Onunla ilişkisi olmayanlar bile kendilerini atarlar Hazreti Ebu Bekir'e. Radiyallahu anhum denilir. Fakat Yezid kendisine öyle gurur ve kibir ile hayatını geçirmişti ki o ölünce kendi oğlunu yerine getirmek istediler. O gün cumaydı. O minbere çıkar. Ey insanlar, benim büyük babam hükümdar oldu. Diğer insanlar buna layıktı. Benim babam da hükümdar oldu. Şimdi o da başka insanlar layıktı. Şimdi beni hükümdar yapmak istiyorsunuz. Başkaları buna layıktır. Ben bu ağırlığı taşıyamam. Benim büyük babam diğerlerinin haklarını aldılar. Ben bunları alamam. Sizin hilafetiniz burada. Alın onu, kime verirseniz verin. Ne ben buna layığım ne de başkaları. Onlar adaletsiz olarak insanların haklarını aldılar. Şimdi bu hakları kim layıksa ona veriyorum. Sonra o evi terk etti. Annesi bunu duyunca, sen çok sert bir kişisin. Babanın ve büyük babanın ismini kötüye çıkarttın. Anne, bana eğer Allah-u Teala sana akıl verirse, ben kimsenin ismini kötüye çıkartmadım. Sonra evde oturdu ve hayatı boyunca hiç bir daha dışarıya çıkmadı. Allah-u Teala'dan gelen hükümranlık, onun hakları yerine getirilir. Bu da Müslümanlar için derstir. Hazreti Mesihud, İslamiyet'e hizmet etmek, fedakarlıktan dolayı Hazreti Ebu Bekir'e verilen saygı, gösterilen hürmet krallara bile verilmemiştir. Krallar arasında bugün küçücük bir saygı bile yoktur Hazreti Ebu Bekir gibi. Büyük imparatorlar, hükümranların o kadar hürmeti, saygısı yoktur. Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi bile bu saygıyı görmüştür. Hazreti Ebu Bekir'in köpeği bile bizler için daha iyidir. Çünkü o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde hizmetçidir. Kim herhangi bir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde hizmetçilik yapan bile bizim için saygılıdır. Bize karşı iddiada bulunanlar, haşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ediyormuşuz. Bu gerçek duygulardır bizim söylediğimiz. Hazreti Müslümanut, 2. Halife Hazretleri Müslüman cemaatinin, Hazreti Ebu Bekir'in oğullarından birisi İslamiyet'e uzun bir dönemden sonra girdi. Bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide oturuyordu ve farklı farklı şeyler tartışılıyordu. Tartışmada Hazreti Ebu Bekir'e, sen şu yerlerde, şurada bir duvar vardı ve o kayanın arkasında saklamıştım. Sen oradan iki kere geçtin. İçimden sizi öldürmek geliyordu. Belki ben sen babamsın diye seni öldürmedim. Hazreti Ebu Bekir ona cevap verdi. Ben seni görmedim. Eğer seni görmüş olsaydım, çünkü sen buraya Allah-u Teala'nın düşmanı olarak geldin, hiç şüphesiz seni öldürürdüm dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'un en mükemmel ahlaki nitelikleriyle ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir öyle birisiydi ki onun bu sadeliği, sadelik yağı çok öncesinden onun içine işlenmişti. O lamba ile dışarıdan kendisini aydınlatıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel talimatları onu çekti. O aydınlandı. O içindeki alevi yaktı ve aydınlattı. Hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mucize istemedi.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iddiada bulunduğunda sadece iddiada bulundur mu diye sordu. Evet dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir, ben ilk önce inananlardanım. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, normal olarak insanlar soru sorarlar ve Hazreti Ebu Bekir hiçbir zaman bir münakaşada bulunmadı ve sadece onun peygamberlik iddiasında bulunup bulunmadığını sordu. İspat soranlar hiçbir zaman kazanmamıştır. Onlar ispat üzerine ispat alırlar fakat Ebu Cehil de son derece soru sorar ve bunların olmasına rağmen düşmanlık gösterdi ve devamlı soru sordu. Birçok alametler görmesine rağmen adeta kör olmuştu, görmüyordu. Onun tahribatı başkalarına alamet oldu. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Mekke'nin topraklarında Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Cehil'in doğduğu yerdir orası. Aynı yerde Mekke'de dünyanın her tarafından değişik renklerde, değişik ırklardan gelen insanlar orada toplanırlar. Her ikisi de bu toprakta doğmuştur. Birincisinde onun gerçekliği ve sadeliği ve doğruluğu en yüce seviyeye çıkmıştır. Diğerinin ise düşmanlığı en yüce seviyeye çıkmış. Unutmayınız ki iki türlü mükemmellik vardır. Bir tanesi şeytani, diğeri ise rahmettir. Rahmeti yansıtanlar müminler arasında fazladır. Şeytani şeyleri yansıtanlar şeytan insanlar arasındadır ve şeytanları takip edendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayrım yapmaksızın İslamiyet'in ne talimatı varsa Allah Teala tarafından ona ne verilmişse onları herkese dağıtmıştır. Bir ayrım yapmaksızın dağıtmıştır. Gurur ve kibir talihsizlerde kalır. Ebu Cehil ve takipçileri yüzlerce binlerce alameti görmüşlerdir ama onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Mekke topraklarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Ebu Cahil de oradaydı. Hazreti Ebu Bekir Siddik de oradaydı. Hazreti Ebu Bekir'in güzel ahlakı, doğruluğu ve gerçekleri görüşü daha o şehre bile girmeden yolda haberi almıştı ve bana peygamberliğini ilan edip etmediğini sormuştu. Hemen orada yolda inanmıştı. Başka herhangi bir mucize veya alamet sormamıştı. Tabii daha sonradan birçok alametler ve mucizeler görmüştü. Kendisi bir alamet olmuştu. Onun yansıması haline gelmişti. Fakat Ebu Cehil binlerce alametleri görmekle birlikte düşmanlıkta ve reddetmekte kararlı idi. Devamlı aşağılıyor ve alay ediyordu. Bunun sırrı neydi? Her ikisi de aynı kasabada doğmuştu, aynı topraklarda doğmuştu. Biri Sıddık idi, öbürü de Ebu Cehil idi. Burada mucize çözülmüştür. Takvanın hiçbir şekilde anadan babadan geçmiş bir tarafı yoktur. Biri takva sahibi, diğeri ise değildi. Bu İslamiyet'in talimatı onu çekmişti. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bana Sıddık ve Faruk Osman, Allah-u Teala bunlardan razı olsun. Onların hepsi mümindirler ve aralarında Allah-u Teala özel olarak seçtiği kişiler vardır ve onlara özel olarak mükafat verilir ve birçok kişi şahittir ki Allah-u Teala'nın rızası için onlar her türlü savaşa girdiler ve sıcakta, soğukta hiç ona dikkat etmediler. Buna rağmen gençler gibi kendilerini dinin alanına attılar ve Müslüman olmayanlara karşı Allah'tan rızası için her şeyi gördüler. Onlar, bütün bunlar takvanın bahçesindedir ve onlar hidayet bulmuşlardır. Ve biz bilmekteyiz ki onların etkisini bilmekteyiz. O nur onlara inmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim ki Allah-u Teala Şeyh'in Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Zünnureyn,
iki nur Hazreti Osman onlardan razı olsun. İslamiyet'in kapısında Hayrut Emam büyük nimet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim onlara almışsa onları kim onlara karşı kötü söz söylerse ve kim onlarla alay ederse o zaman ben korkarım ki onların sonları zor olacak, onlara lanet olacaktır. Onlara karşı iddialarda bulunanlar Allah-u Teala'nın gazabı onlara inecektir. Ben birçok yerlerde bunu tecrübe ettim. Bundan birçok kereler bahsettim. Bu nimetli insanlara karşı kızanlar, onlar Allah-u Teala'dan koparlar ve Allah-u Teala onların düşmanı olur. Onlara nimet kapıları ve bilgi kapıları kapanır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın tasdik ettiği bir kişiye siz nasıl lanet edebilirsiniz? Allah-u Teala'dan istediğinde Allah-u Teala onu da tasdik eder. Onun desteği için birçok alametler vardır. Ona karşı ayağa kalkanları o tahrip eder. Hazreti Ebu Bekir zamanında İslam tamamen adeta kaybolmuştu. O İslamiyet'i tahrip olmaktan, mahvolmaktan kurtarmıştı. Onu bir kere daha kurmuş ve ona emniyet getirmişti. Ona karşı kim ayağa kalkmışsa başarısızlıkla oturmuştu. Hazreti Ebu Bekir birçok nimetlerle doluydu. Hazreti Ebu Bekir'in diğer özelliklerinden birisi nimetlerle dolu olmasıydı. O müşriklere karşı ayağa kalkmış, Kur'an-ı Kerim'i derlemiş ve onu yaymıştır. Ve bütün gayretini bunun üzerine vermiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem son derece hayret vericidir der. Bazı arkadaşlarımız Şiiler gibi Hazreti Ebu Bekir'in düşmanlar geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmuş ve Medine'ye hicretinde kendisiyle beraberdi. Hazreti Ebu Bekir münafıklara karşı ayağa kalkmıştı. Dine hizmet etmek için bağlılıkla, fedakarlıkla doluydu. Şiiler de Hazreti Ebu Bekir'in düşmanlar geldiğinde zorluklarla karşılaşmıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde onu desteklemişti ve birçok zorlukları ortadan kaldırmıştı. O her şeyi arkada bırakarak ailesini, zamanını, zenginliğini, malını, mülkünü arkada bırakarak Allah-u Teala'nın yolunda çalıştı. Her savaşa Allah rızası için katıldı ve kafirlerle yüz yüze geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu destekledi ve ondan sonra halife oldu. Son derece peygamberlik iddia eden münafıklar vardı. Kendisine karşı onlarla savaştı ve en sonunda bu karışıklığı ortadan kaldırdı. Hazreti Ebu Bekir vefat edince o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarının yanına gömüldü. Ve o ayrılmadı. Ne bu dünyada ne de ahiret hayatında birbirlerinden ayrılmadılar. Kısa bir arkadaşlıktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı olması ne kadar hayret vericiydi. Bu insanlar, bu iddiada bulunanlar Hatem'in Nebi'nin nimetiyle niçin Allah-u Teala Hazreti Ebu Bekir'in o kadar hayatında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın buldu ve ölümünde de beraberdi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzakta değillerdi. Allah-u Teala böyle yanlış şeylerden uzaktır. Gerçek olarak Hazreti Ebu Bekir'in aleyhinde söylenenler doğrudur. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer takva sahibi insanlar arasındaydı. Her ikisi takva sahibi olan kişi, her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Akıllı olanlar bunları görürler. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem
Şiilerle ilgili, ön yargılarla ilgili onlara sorulursa, ilk olgun insanlar arasında İslamiyet'i kabul eden kim dediydi? Hazreti Ebubekir diyeceklerdir. İlk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le hicret eden kim dediyse, bütün akrabalarını arkada bırakan, nereye gitmişse o Resul-i Ekrem'le beraber gitmiştir. Böyle insanlar için Hazreti Ebubekir'den başka bir isim söyleyemezler. Yine sorulduğunda, aralarında insanlar arasında ilk halife kimdir derse diye sorarlarsa Hazreti Ebubekir diyeceklerdir. Kim Kur'an-ı Kerim'i derledi ve sonra onu dağıtımını yaptı diye sorulursa Hazreti Ebubekir olduğunu söyleyecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında gömülü olan kimdir diye sorarlarsa Hazreti Ebubekir'dir diye cevap vereceklerdir. Çok hayret verici bir şey. Bütün güzel nitelikler müşriklere verilmiş de müminlere hiçbir şey verilmemiş midir? Hazreti Ebubekir'le ilgili olarak söylenenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde ona eşlik eden münafık mıydı? Veya onu koruyanlar münafıklar mıydı? Haşa. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ve İslamiyet'i aslanlar gibi korudular. Ve onların dine gerçekten hizmet etmeye başladılar. Ve onlar Müslümanları o zorluklardan kurtardılar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında gömüldüler. Allahu Ekber. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, onların samimiyetlerinde ne kadar yücelik vardı. Onlar öyle nimetli bir yere gömüldüler ki eğer Musa ve İsa aleyhisselamlar olsaydı onlar da aynı yere gömülmek isterlerdi. Ve onlar sadece bu kişisel arzularından dolayı kazanmamışlardı. Onu arzu etmekle elde edilmez. Esas olarak, gerçek olarak bu nimetler eşiğinde elde edilir. Bu konuyla ilgili olarak gelecekte de yine referanslar vererek bu konudan bahsedeceğim. ابو بکر و عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے دونوں ایسے مبارک مدفن میں متفن ہوئے اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے ادا کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے انشاءاللہ کچھ حصہ والے اور ہیں انشاءاللہ آئندہ پیش ہوں گے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ